Ürün o SCP-216. Nesne sınıfı güvenli. Özel saklama prosedürleri. SCP-216 her zaman laboratuvar 5'te bulunmalıdır. Güvenlik izin seviyesi 2 olan kişilerin SCP-216'yı görmesine ve dokunmasına izin verilmektedir. Kayıt cihazlarının SCP-216'ya Vakıf Konseyi olan 05 üyesinin izni olmadan SCP-216'nın yanına getirilmesi yasaktır. Açıklama: SCP-216 boyu 35,6 santim, 14 santim genişliğinde olan çoklu kombinasyon kilidine sahip bir kasadır. Kilitte her biri 0 ila 9 arasında değişen 7 kadran bulunur. SCP-216'nın kapısı açıkken kombinasyon değiştirilemez. SCP-216'nın ağırlığı ve genişliği bir şekilde dalgalanıyor gibi görünmektedir. Daha net anlamak için belge 88-B'ye bakınız. SCP-216'nın kapısı her zaman açılabilir. Ancak erişilebilir iç alan, halihazırda girilen kombinasyona bağlı olarak değişir. SCP-216'nın içine yerleştirilen nesnelere yapılandırılan kombinasyon yeniden girilerek erişilebilir. SCP-216'dan alınan nesneler, SCP-216 tarafından hasar görmemiş gibi görünmektedir. Her olası kilit kombinasyonunun farklı bir iç bölüme yol açtığı ve yaklaşık 4 milyon kullanılabilir bölme olduğu tahmin edilmektedir. SCP-216'nın içinde kaç tane nesne bulunduğu bilinmemektedir. SCP-216'nın altında bulunan bir gravür, 4'te 3 değerini okur. SCP-216 bölümlerini benzer yapıdaki diğer 3 cihazla paylaştığı sanılmıştır. Bu hipotez, 88-B belgesinde bildirilen bulgularla aynıdır. Döküman 88-A Doktor ilk test dökümanı. Kombinasyon kilidi 6-6-9-2-7-2-4'e çevrildi ve kapısı açıldı. Bölmenin içi boş görünüyordu. Bir tane defter ve kalem konulup kapısı kapatıldı. Kombinasyon kilidi 6-6-9-2-7-2-5'e çevrildi ve kapısı açıldı. Bölmenin içi boş görünüyordu. Kombinasyon kilidi tekrar 6-6-9-2-7-2-4'e çevrildi ve kapısı açıldı. Bölmeden defter ve kalem geri alındı. Not: SCP-216 çok verimli bir depolama çözümü gibi görülmektedir. Doktor Döküman 88-B Doktor Test dökümanı. Bu testte eklenen cisimlerin SCP-216'nın kütlesine etkisi test edilecektir. SCP-216'nın cisim eklemeden önceki kütlesi 935 kilogram, 877 gramdır. Toplam kütlesi 350 gram olan defter ve kalem SCP-216'nın bölmesine konulup kapısı kapatıldı. SCP-216'nın cisim eklendikten sonraki kütlesi 935 kilogram, 965 gramdır. Beklenilen kütlesi 936 kilogram, 227 gram. Asıl kütle 935 kilogram, 965 gram. Fark 262 gram. Testler göstermektedir ki SCP-216'nın İçindeki cismin kütlesinin yaklaşık %25'ini aldığını, kütlenin SCP-216 ve diğer 3 varsayılmış kayıt cihazı arasında eşit olarak dağıtıldığı görülmektedir. Döküman 122-A Doktor Test dökümanı. Kombinasyon olarak 0'dan 216. bölmeye kadar bölmelerin içerikleri kontrol edildi. Bölme 0'da talaş izleri bulundu. 1'den 216'ya kadar bölmelerde herhangi bir şey bulunamadı. Döküman 152-D Doktor Test dokümanı 332 ila 398 arasındaki bölmeler. Her bölmede isimli kişiden bir beden parçası bulundu. 28 yaşındaki bu kadın için 2000 tarihinde kayıp ilanı verilmiştir. İçerikler incelendikten sonra yakıldı. İçerikler arasında karaciğer, dalak ve akciğer bulunamadı. Döküman 159-B Doktor Test Dökümanı Bölme 409 Yaşayan bir dağ porsu Gulo gulo Yetişkin erkek Kütlesi 30 kilogram Kapı açıldığında doktor baba saldırdı ve onun ölümüne sebebiyet verdi. 2 tane D sınıfı personeli sakat bıraktı ve 5 defa güvenlik tarafından vuruldu. Otopsi sonucunda porsukta herhangi bir anormal içerik bulunamadı. Bölme 409 tekrar incelendiğinde sadece porsuk saçı, porsuk idrar kalıntıları ve anal mis kalıntıları bulundu. Döküman 160-A Doktor Test Dökümanı Bölme 456 Bölmenin içinde mühimmatıyla birlikte full dolu bir Glock 19 tabanca ve yanında Klondike Bar ice cream tatlısı. Dondurma erimemiştir ve bölmenin içinde kaldığı sürece soğuk kalmıştır. İncelemek için çıkartıldığında 2 dakika içinde erimiştir. Bölmenin içine geri konulmuş ve kasanın kapağı kapatıldıktan sonra 3 saat beklenmiştir. Kasanın kapısı açıldığında dondurma 3 saat önceki hali gibi erimiş biçimdedir. Dondurma 2. kattaki kafeteryadaki buzluğa koyuldu ve 1 saat sonra tabanca ile birlikte bölmenin içindeki yerine geri götürüldü. Döküman 161-A Doktor Bölme 501 İncelendi ve boş olduğu onaylandı. İçinde bir tane vakfın standart bir GPS seti konuldu ve bölme kapatılınca GPS hata verdi. GPS'ten gelen data, uydunun GPS'in nerede olduğunu onaylayamadığını gösterdi. Döküman 174-B Doktor King Test Dökümanı Bölme 616-2384 51 tane elma çekirdeği Bölme 1846-563 22 tane elma çekirdeği Bölme 29-60-104 9 tane elma çekirdeği. Bölme 85-85-821. 78 tane elma çekirdeği. Bölme 11-11-11-1. 1 tane çürümüş elma. Döküman 152-E. Test dökümanı. 04-16-2000 tarihinde açılan bütün bölmeler tekrar kontrol edilmiştir. 332'den 398'e kadar olan bölmeler açılınca karaciğer, dalak ve akciğerde dahil olmak üzere deney 152'deki ile aynı düzende kimliği belirlenemeyen bir erkeğe karşılık gelen birbirinden farklı vücut parçaları bulunmuştur. Önceki deney olan 152-D deneyinde temizlenmiş doku kalıntıları bu deneyde sterilize edilmiş olarak bulunmuştur. O5 yönergesini talep etmek için vücut bölümleri tekrar bölümlerine yerleştirildi. Muhafaza prosedürleri tekrar incelenmektedir. Döküman 162-A Doktor Test Dökümanı Test Doktor tarafından düzenlendi. Bir tane Dijital video kamera kayıt tuşuna basıldı ve bölme 55-00-00-0'a koyulup kasa kapısı kapatıldı. Kamera kapıya bakacak şekilde konulmuştur. Bölme 55-00-00-1 açıldı ve içinde hiçbir şey olmadığı onaylandı. Kapı kapatılıp tekrar bölme 55-00-00-0 açıldı ve video kamera alındı. Kamera görüntülerini izlediğinden dolayı Doktor geçici iskemik atak geçirdi. Çekilen video görüntüsünde Doktor Blipplop video kamerayı kasanın içine koyup kapıyı kapatmıştır. Doktor kasanın kapısını açıp video kamerayı alana kadar herhangi bir zaman geçmemiştir. Bu sahne Doktor tarafından bildirilen sahne ile tutarsızdır. Kayıtta herhangi bir ses olmadığı saptanmıştır. Bunun nedeninin video kameradaki birkaç parçanın hasar almasından dolayı olduğu düşünülmektedir. Döküman 162-D Doktor Deney Günlüğü. Bir ses kayıt cihazı SCP-216'nın 55-00-00-0. Bölmesine yerleştirildi ve SCP-216'nın kapısı kapatıldı. Ses kayıt cihazı geri alınmadan önce birkaç bölme açılıp kapatılmıştır. Ekte bulunan ses kayıt cihazının kaydettiği sesin yönelim bozukluğu, bulantı, felç, terleme, ezici bir umutsuzluk hissi, karın ağrısı, panik atak ve migrene sebebiyet verdiği bildirilmiştir. Bu ses kaydı sadece güvenli bir ortamda dinlenmelidir. Bu ses kaydını dinledikten sonra 24 saat ağır makineler kullanılmamalı ve ağır makinelerden uzak durulmalıdır. Ekteki ses kaydını dinlerken hızlı göz hareketleri yapmaktan kaçınılmalıdır. Korkunçlu arkadaşlar, hepinize merhaba. Bu hikayemizin çevirisini E-Sports yani Koray ve SCP Foundation yani Burak yapmıştır. Arkadaşlar, elinize sağlık çeviri için. Yalan söylemeyeceğim, çeviri biraz zorladı beni. Lakin SCP çevirmek kolay değil. Siz de Koray ve Burak gibi çevirilerde bana yardımcı olmak isterseniz Instagram adresimden, link aşağıda mevcut, ve Discord'dan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca videoyu bitirmeden hatırlatayım. Bileceğiniz üzere katıl tuşumuz açılmıştır. Kanaldaki bazı ayrıcalıklardan yararlanmak için katıl tuşuna bir göz atın derim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tatlı uykular.